Merhaba değerli arkadaşlarım, görüşmeyeli nasılsınız bakalım? Yorum ve beğenileriniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu yüzden bana verdiğiniz bu değere karşılıksız kalamıyorum. Bu yüzden daha çok video yüklemeye başladım arkadaşlar. Bu verdiğim emeği görüp Yorum ve beğenilerinizle bana güç kattığınız için çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yine sizler için efsane bir video hazırladım arkadaşlar. Erkeklerin karşı koyamadığı 6 büyülü davranış anlatacağım. Tabii sizleri de büyülen erkek davranışları da var ama özellikle Instagram'da bana özelden sorduğunuz binlerce soruda genellikle bu konunun ağırlıkta olduğunu gördüm ve bu konuyu önemli başlıklar altında derledim. Bu arada lütfen yapmamı istediğiniz video başlıklarını yorum kısmında ya da Instagram'da bana yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet geçelim çok önemli 6 maddemize. Birinci maddemiz erkekler kendilerinden hoşlanan kadınlara daha çok bağlanıyorlar. Bu ne demek peki? Arkadaşlar bu konu gerçekten o kadar önemli ki çoğu insan için sıradan gözüken bir durum olsa bile aslında o kadar kritik bir konu ki bu. Başarılı insanlara bir bakın. Onlardan ne göreceksiniz biliyor musunuz? Şöyle bir düşünün. Onlar hem insanları severler hem de yaptıkları işi severler. Önemli nokta sevmektir yani. Bir erkeğin sizi sevmesi ve size daha çabuk bağlanması için öncelikle ondan hoşlandığınızı bilmelidir. Tabii ki ilişkilerde belirsizlikler çoğu zaman erkekleri daha canlı tutsa da önemli olan öncelikle erkeği beğendiğinizi belli etmenizdir. Yalnız arkadaşlar çok önemli bir hatırlatmam olacak burada. Bu konu genelde yanlış anlaşılıyor. Hoşlandığınız erkeğe gidip de tüm duygularınızı açın anlamında bir şey kesinlikle demiyorum. Yapılan en büyük hatalardan biri de daha ilişkinin başında tüm duygularınızı erkeklere koşulsuz olarak açarak bilinmezliğinizi bitirmeniz olacaktır arkadaşlar. Bu da tüm heyecanı birdenbire bitirecek ve sizi değersiz hissettirecektir. Burası çok kritik. Daha çok örnek vermek isterdim ama konu uzamasın diye örnekleri uzatmak istemiyorum. Açıklama yaptığım maddelerden daha çok açmamı istedikleriniz olursa da yorum kısmına mutlaka yazın arkadaşlar. Ona göre yeni videolar hazırlayabilirim. Geçelim ikinci maddemize. Erkekler duygularını kolay bir şekilde aktarabildikleri kadınlara daha çok değer veriyor arkadaşlar. Sizler anlaşılmak istiyorken erkekler de sizlerin yanında kendilerini rahat hissetmek istiyor arkadaşlar. Bu şu anlama gelmesin. Erkek yanınızda her istediğini yapacak ve siz buna müdahale edemeyeceksiniz anlamına gelmiyor. Bu yanlış bilinen bir nokta. Sadece yeri geldiğinde tatlı sert davranan ama erkeğin kendisini kolay bir şekilde ifade edebildiği kadınlar gerçekten vazgeçilmezdir. Ve bu lezzeti alan erkekler o ilişkiyi bitirmeyi asla göze alamıyorlar ve o kadınları vazgeçilmez buluyorlar. Normal şartlarda erkekler konuşmak ve kendilerini ifade etmek için mantıklı sebep arıyorlar. Bunu her zaman söylüyorum. Ama ortada bir sebep yokken konuşmaya ve kendilerini ifade etmeye çalışan bir erkekle karşı karşıyaysanız bu erkek Size karşı ciddi bir saygı besliyor ve benimsiyor demektir arkadaşlar. Kritik bir nokta burası da. Duygularını ifade edebilen ve rahat konuşabilen derken patavasızlık eden ya da sizi bilinçli bir şekilde sinirlendirip Sinir uçlarınıza dokunan erkeklerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceğim erkek tipleri yine ilişki yaşamaya değer erkek tipleridir. Sorunlu ve asla farkındalığa sahip olmayan erkeklere ne yaparsanız yapın sonuç olumsuz olacaktır arkadaşlar. Geçelim 3. maddemize erkekler kendilerini yönlendiren derleyip toparlayan kadınlara daha çok saygı diyorlar. Bu bilinen bir gerçek aslında. Arkadaşlar bu konuyu tren ray kuralıyla erkeği 7 adımda istediğin gibi yönlendir videosunda da geniş bir şekilde anlattım. O videoyu açıklama kısmına ekledim arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar için çok faydalı olacaktır. O yüzden tavsiye ediyorum. Ama kısaca size özetlemek istiyorum. İlişkiyi bir tren yoluna benzetirseniz sanki müdahale etseniz de etmeseniz de hep aynı yöne gidecek bir tren varmış gibi gözükür. Tamam mı arkadaşlar? Ama önemli noktalarda makas değişimi yapmazsanız bu kadar güvenli bir aracı bile kaza yaptırabilirsiniz. Yani emin olduğunuz bir ilişki bile Günün birinde bir bakarsınız ki aniden bitebilir. Burada önemli noktalara değineceğim. Ama kritik yerlerde makas değişimi yapmaz ve bunu erkeğin kontrolüne bırakırsanız sonuç bir felaket olacaktır arkadaşlar. Kadınlar doğaları gereği toparlayıcı ve yönlendiricidir. Ve bu rollerinden ne zaman uzaklaşırlarsa işte o zaman ilişkideki öz saygılarını da kaybetmekle baş başa kılırlar. Bu yüzden büyüleyici kadınlar erkeğe baskı uygulamadan Erkeği ilişki için adeta varını yoğunu ortaya koyan birine çevirmeyi de başarırlar. Yine bu durum şu konuyla karıştırılmamalı arkadaşlar. Ev işleri ve her türlü işin üzerine yıkıldığı bir kadından bahsetmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, hayatın müşterek olduğunu ve erkeğin ilişki için emek sarf ettikçe size daha çok bağlanacağını sürekli olarak ifade ediyorum zaten. Tarif ettiğim büyülü kadın davranışını sergileyen bir kadın Erkekten herhangi bir yardım istemese bile erkeğin her daim yardım etmek istediği bir kadın tipidir aslında. Peki bunu nasıl başarır dersiniz? Bu konuya dair ayrıntılı örneklere yer verdiğim bir videoda hazırlayabilirim arkadaşlar. Ama vaktimiz kısıtlı olduğu için bir sonraki zamana ertelemek istiyorum. Geçelim dördüncü maddemize. Çok önemli bir madde yine. Bu kadınlar yeterince güçlüdürler fakat bu gücü erkeği ezmek için kullanmazlar. Arkadaşlar çoğu kadın erkeklerin güçlü kadınlardan hoşlanmadığı gibi bir yanılgı içindedir. Evet çoğunuz da bunun farkındasınızdır. Çünkü konu yanlış bir şekilde değerlendiriliyor. Yani bu konuda bilgi eksikliği var. Çünkü maalesef güçlü olmak hiçbir konuda erkekle bir irtibat olmaksızın kendi başına isteklerini yerine getirmek olarak algılanıyor. Bu ne demek peki? Evet güçlü kadınlar derken öz saygısı yerinde olan kadınlardan bahsediyorum ama en hatalı davranış. Güçlü kadınların erkekleri tavırlarıyla ezmesi gerektiği gibi bir inanışa sahip olmaktır. Arkadaşlar tabii ki güçlü kadınları sevmeyen erkek tipleri var. Ve çoklar ve her konuda sadece bencilce davranıp kadını ezmeyi kendilerine hak olarak görüyorlar. Bu tarz sorunlu ve gelişmemiş bir erkek tipinden tabii ki bahsetmiyorum. Size önerim özgüvenli kadınları tercih eden, erkekleri tercih etmenizdir. Güçlü kadınlar erkeğe bağımlı değil, sadece duygusal olarak bağlıdır arkadaşlar. Erkek sizi tanımak istedikçe, size değer verdikçe ona bağlılık duymanız gayet de normaldir arkadaşlar ve normal bir erkek güçlü olduğunuz ve ona bağlı olarak ezmeye çalışmadığınız takdirde sizin için her şeyini ortaya koyacak ve peşinizde fır dönmeye başlayacaktır. Bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum. Özellikle maddi olarak ya da kariyer olarak erkekten daha güçlü olan kadınlar erkek en ufak bir hata yaptığında ben senden daha fazla maaş alıyorum. Sen kimsin ya? Ne istersem onu yaparım. Bana karışamazsın gibi sözleri erkeklere sarf ederlerse evlilik birlikteliği bile sallantıya girebiliyor arkadaşlar ve bunun birçok örneği var. Çevrenizde de gözlemlemişsinizdir zaten. Hayat müşterektir ve kim daha güçlü olursa olsun karşısındakini ezmeye kesinlikle hakkı yoktur arkadaşlar. Bu açıdan bu tarz yanlış söz ve tavırlar ilişkileri bitme aşamasına dönüştürecek davranışlardır ve bunları yapmamanızı önemli tavsiye ediyorum. Geçelim 5. maddemize yine çok önemli bir madde. Erkeklerin karşı koyamadığı kadınlar ilişkileri şansa bağlamazlar, şansları kendileri oluştururlar. Arkadaşlar çoğu kadın arkadaş tüm yaşadıklarını kötü şansa bağlayarak aslında düzeltilebilecek birçok şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Büyüleyici kadınlar derleyen, toparlayan kadınlardır. Ve ilişkide sorun yaşasalar da bu onları kesinlikle yıldırmaz. Çünkü başarılı insanlardır. Yanlış ilişkilerden şikayet ederek erkekleri ya da kendini suçlama hatasına girmezler. Ortada bir problem varsa arkadaşlar bunu yönlendirme yaparak, erkeğin farkındalığını geliştirerek ve eğer kendinde bir hata varsa da bunu da kabul ederek çözmeyi tercih ediyorlar. Burası çok önemli bir ayrıntı. Tüm suçu başkasında aramadığı ve bahanelere sığınmadıkları için kısa bir süre problem yaşasalar da sonuçta mutluluğa ulaşan taraf olacaklardır zaten. Geçelim 6. maddemize ve en önemli maddemize. Büyüleyici kadınlar erkekleri baskı altında tutmaya çalışmazlar ve bu davranışları heyecan verici bir davranıştır. Büyüleyici kadınlar erkekleri baskı altında tutmaksızın kontrol etmeye başarırlar ve erkek bundan hoşnut olur. Bu konuda bir örnek vermek istiyorum. İlişkiye başlamadan önce arkadaşlarıyla sürekli vakit geçiren ve evin yolunu bilmeyen bir erkekten bahsetmek istiyorum. Böyle bir erkekle ilişki yaşamaya başlayan bir kadın erkeğe bunu dayatma olmaksızın hatırlattığında erkek dışarıda fazla kaldığında rahatsızlık hissedip eve gitmeyi tercih ediyorsa işte bu çok başarılı bir sonuç olacaktır. Bu örnekte geçen kadının nasıl bir davranışla erkeği nasıl bir şekilde yönlendirdiğine dair yeni bir video hazırlarım ilerki süreçte eğer sizden bir talep gelirse. Bu 6 davranış ilişki yaşanmaya değer, öz saygısı yerinde olan erkekleri büyüleyecek davranışlardır. Bu videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Yorum ve beğenileriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.